Gençler kanalıma hoş geldiniz. Normalde Fransız tıraşı yapacağız. Hani bu herkesin söylediği Fransız tıraşı var ya, onu yapacağız. İlk önce bir şurayı bir ayıralım. Salih, bu ayrım iyi mi? İyi abi. İlk önce bir ıslatalım saçı güzelce. Şurayı bir güzelce bir ayıralım. Hop. Tamam. Ondan sonra burayı bir çengelleyelim. Tamam, burası hazır olmuş oldu gençler. Şimdi başlayalım Fransız tıraşına. Sıfırla giriyorum. Salih, yukarıdan mı çıkayım? Şuradan alayım mı? Yok, geçenki gibi yapacağım işte. Tamam. Çünkü ötekinde Fransız tıraşı değildi, biliyorsun. Onu oturtmaya çalışıyorduk. Şimdi artık oturtacağız saçı. Tamam. O zaman buradan başlıyorum. Gençler, şöyle bir sıfırla giriyoruz. Ve herkesin merak ettiği var ya, Fransız tıraşı. Nasıl yapılıyor izleyin bari. Şimdi böyle bir kenarları toparlıyoruz. Önce bir çizdik. Şimdi de kenarları böyle bir sıfırlayalım. Salih, şöyle durabilirim. Heh, tamam. Evet, sıfırla aldık mı gençler? Şimdi buraları böyle ayarladık. Şöyle bir etrafını temizleyelim. Ondan sonra makineyi alıyoruz. Ve şu 1/2 takalım. Şuradan da bunu alalım. Aynen. Bakın, hem alta giriyorum ilk önce. Ondan sonra da üste. İlk önce alt alanı ayarlıyoruz. Ondan sonra da üstteki alanı.
Allah gözümü alıyor. Işık vuruyor ya makineye. Gözümü alıyor. Evet, ilk alanımız ayarlanmış oldu. Şöyle. Ondan sonra gençler, bunu aldıktan sonra çıkartıyorsunuz bu başlığı ve üzerine kalın 1.5 takıyorsunuz. Çengel kapalı. Açmayacağız çengeli. İndirmiyorsunuz aşağı. Olduğu yerden şurayı bir yiyeceksiniz. Yani bu ikinci alanımız. Ya gene çok fazla yukarı çıkmıyorum. Sadece olduğu yerde böyle. Ufaktan. Çok fazla tepeye çıkmadan. Böyle ayarlıyoruz. Köşeye geldik bak. Böyle köşeden. İnceden devam ediyoruz. Ve burayı bir tık daha yukarı çıkıyorsunuz. Bak şöyle. Salih. Aynen. Bu köşeyi ellemiyorum. Oradaki ana saçı çünkü geriye doğru atacağız ya. Şimdi burayı da böylece ayarlamış olduk. Ondan sonra İki numarayı takacağız. Ten 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 ten. Şimdi iki numarayı takacağız ve şu alanı. Çok hafif. Bak çok minik çıkacağız. Sadece yemek amaçlı. Bakın bu kadar. Çok fazla kıllatmadan. Bakın olduğu yerde zaten bunu yaptığınız an saçın ilk partisi kafaya oturmuş oluyor. Burada belli bir yerden sonra artık bilekler çalışıyor. Bileğin geçişi. Şu geçişleri böyle ayarlıyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi zaten hemen direkt oradaki iz kayboluyor. Burayı da böylece ayarladık mı? Burası da tamam. Şimdi sıra neye geldi? O aradaki alanı daraltmaya. Onun için de şöyle bir numarayı takın. 2-3 tık kaldırın. Bak zaten şuradaki izi görüyorsunuz. Şimdi onu kaybedeceğiz. Bakın uç uç gidiyoruz. Mesela almadı. Hemen bir tık daha düşüyorsunuz. Almadığı noktada. Şöyle. Ufak ufak. Bak böyle köşe köşe gidiyorsunuz saçta. Bir tık daha kaldırarak tekrar devam ediyorsunuz.
Bak alanı çok fazla bozmadan sadece olduğu yerden gidiyorum. Bakın çok minik minik. Zaten az sonra biraz daha gene altlara gireceğiz ya. Onun için şu alanı ayarlıyoruz. Mesela ondan sonra şurasını gördünüz mü? İki tık yapıp bak. Şuraya çıkıyorsunuz. Şurayı kaybedebilmek için. Bak anında kayboldu. Şimdi ne yapacağız? Gene aynı sistem. Teke. Teke düşüp devam ediyorsunuz. Bak gene buraya geldik. Burayı bir tık daha yukarı çıkacağız. Bakın uç uç gittiğiniz zaman zaten saç hemen oturuyor. Bak şurayı böyle biraz daha yukarı çıkıyorum. Çıktık mı? Ondan sonra bir, iki tık daha yükseltip yani üçüncü tıkta artık şuraları yiyeceksiniz. Ve saçın bu bölgesi ayarlanmış oldu. Şimdi asıl olay zaten onlarda değil, burada başlıyor. Şimdi burada yarımı takacağız. Şunu. Ve 1, 2, 4 tık. En sonunda değil. Şuradaki izler var ya bak. Şunları kaybedeceksiniz. Bak hemen kayboldu, gördünüz mü? Makine yumuşatarak değil, burada artık sert olarak giriyorum saça. Sertleştiriyorum yani saçı. Şöyle indirip, bakın şöyle sert bir şekilde saça giriyorsunuz. Şunları artık kaybedeceğiz. Ondan sonra zaten 0-1 ve 0 olay bitiyor. Bak mesela şurada bir fazlalık var, görüyorsunuz mu? Siyahlıktan dolayı. Oraya göre ayarlayacaksınız artık buraya bak. Şöyle girerek böyle yaparak orayı halledeceksiniz. Bak ne oldu, orayı kaybettik, gördünüz mü? Mesela nerede koyuluk var, gene burada. Ondan sonra tekrar bir tık daha kaldırıp yukarı doğru. Bakın işlem tamam. Sonra tekrar buraya doğru geliyorsunuz. Bakın minik minik uç uç gidiyoruz saçta. Ondan sonra bir tık daha kaldırıp şuraya yiyeceksiniz. Ve işlemimiz tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bundan sonra artık şu diplerdeki izi. Mesela burada az çok az bir iz kalmış. Onu gördük, hemen onu hallettik. Ondan sonra gençler, bundan sonrası zaten çok basit. 0.1 alın. Şöyle girerek bakın çok değil. Şu noktada bak. Uç uç giderek şöyle izi kaybedeceksiniz. İlk önce 0.1'de. Ondan sonra da sıfırda.
bak, çok yavaş ve dikkatli gitmeniz lazım. Bir kaçırmanız saçı bütün hepsini bozar. Bakın ne kadar yavaş gidiyorum, görüyorsunuz değil mi? Çok fazla da yukarı çıkmıyorum. Sadece olduğu yerde. Bakın nasıl kayboldu. Tabii daha şu an 0.1 milimde ya. Daha biz onu tam olarak sıfırlamadık. Daha sıfıra almadık. İlk önce şurayı bir ayarlamamız lazım. Bunu aldıktan sonra İki diş daha yükselteceğiz. İki diş daha yükseltip şu üst taraftaki şurası var ya, orayı ayarlayacağız. Ondan sonra da en alta geleceğiz. İzleri kaybedeceğiz ve bitecek. Şimdi burası önemli işte bak. Bu köşeler. Köşelerde şöyle. Yavaş yavaş gidiyorsunuz. Bu tarafı kullanmayın. İşte buraya geldik. Artık burada böyle çalışacaksınız. Bak ince 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 ince. Şey gibi düşünün. Nakış işler gibi düşünün. Çok yavaş ve çok temkinli gideceksiniz saçta. Bakın burayı hallettik mi gençler? Orası tamam. Şimdi sıra neye geldi dediğim gibi bak. Son 3'e. Şöyle alıyorsunuz ve artık burada son bitişi yapacaksınız. Çok fazla çıkmadan. Bakın iz nasıl kayboldu. Bakın böyle çıkarak şunları kaybediyorsunuz güzelce. Ve ne yapacağız artık? Son nokta. Şöyle girin. Ve Fransız tıraşının yanı başarılı bir şekilde bitiyor gençler. İyi mi? Ellerime sağlık abi, seni biliyor, senin arkadaşların var. Olsun oğlum. Gene de gösterelim. Şimdi buraları da böyle halledeceğiz ya. En son bak şu çizgiler var ya. Son izler. Onu kaybedeceğiz sıfırla. Sonra zaten bir şeyimiz kalmıyor artık saçta. Bir yanlara makas, bir de üstler. Evet. Şimdi gel bakalım. Gençler sıfırdayız. Artık burada davranışlar daha dikkatli. Yani bütün saçı son noktada artık bitirebilirsiniz tek bir hatanızla. Güzelim saç boşa gidebilir.
Bakın çok fazla gitmiyorum bak. Sadece uç uç. Bak nasıl alıyorum görüyorsunuz değil mi? Herhalde ben bu videoyu cumartesi çekiyorum şu an. Herhalde atışım pazartesi falan olur. Pazartesi günü izlersiniz gibime geliyor. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın. Like atmayı, yorum yapmayı. Hatam varsa yazabilirsiniz. Söyleyin. Ben öyle şeyleri kafaya takmam. Abi şurası olmadı diyebilirsiniz. Ya da daha iyi olabilirdi. Gibi gibi. Cümleler için hiçbir sıkıntı yok gençler. Şimdi şöyle bir kaldır bakayım. Hı. Salih iyi mi? İyi yavrum. Evet, şimdi burayı ayarladık. Ama en ince sıfırla da girmem lazım. Geçmem lazım oralardan. Çünkü ufak tefek izler kaldı. Hani millet görebilir, iz yok diyebilir ama ben görüyorum. Salih. Aynen böyle kal abi. Tamam. Şimdi şöyle bir tık ver bana. Heh. Tamam. Bakın Yaşar şimdi kayboldu. Gördünüz mü? Bakın böyle ince ince nokta nokta gidiyorsunuz saçta. Tamamdır. Burayı da böylece halletmiş olduk. Şimdi sıra geldi makasa gençler. Salih, aynen. Hafif bana doğru ver. Tamam. Şimdi makasla keserken en alttan giriyorsunuz. En dipten. Şuraları ayarlamamız lazım çünkü. Bakın fark ettiyseniz saçı hiç ıslatmadım. Kuru kesmemiz şart çünkü. Saçta kalan izler varsa onları görüyoruz.
Bakın gördüğünüz gibi saç hemen oturdu. Şöyle en alttan girerek. Salih bir tıkaya bakayım. Heh. Tamam. Şu en alttan başlayarak yukarı doğru kavis vere vere tarakla kullanarak böyle çıkıyorsunuz. Mesela burada saç artık bu tarafa doğru çıktığı için bakın tersine doğru alacağım. Hafif kaldır gülüm. Tamam. Şimdi burada da böyle en dipten giriyoruz. Köşeden şöyle alarak böyle gidiyorsunuz yukarı doğru. Ondan sonra şu noktalara gelin. Bakın fark ediyorsanız makasın ağzını çok fazla açmıyorum. Hafif hafif sadece. Sistem böyle işliyor. Böyle özel kesimlerdeki kesim metotlarında böyle ince ve nokta kesim tarzıyla gitmeniz lazım saçta. Çünkü buna tam bir kat veriyoruz ya Fransız tıraşında. O yüzden böyle yapmamız lazım. Duman. Şş, ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Gene oraları kemirip duruyorsun değil mi? Hemen boynunu da büküyor ya. Şş, hemen boynunu ne büküyorsun lan sen? He? Bakın dediğim gibi şöyle alttan alttan giriyoruz. En alttan yukarı doğru. Bak burada artık biraz daha makasın ucunu açabilirsiniz. Tabii şu köşeye gelmemek şartıyla. Onu kaçırmamanız lazım. Çünkü oraya girdiniz mi saçı kurtaramazsınız. Salih.